Değerli meslektaşlarım, Viral Hepatit Akademi'nin bu bölümünde hepatit politikleri olgu tartışmaları olarak devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir hocamız, Profesör Doktor Orhan Sezgin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan aramızda. Ve çok güzel vakalarını gördüm. Çok güzel vakaları olan dört arkadaşımız bizden beraber. Şimdi yavaş yavaş vakaları sunmaya başlayalım. Siz sorularınızı soru bölümünde veya chat bölümünde yazabilirsiniz. Ve aralarda da yazarsanız eğer ilgili görürse ben hemen arkadaşlara sunmaya çalışacağım. Peki, ben sözü Orhan hocamıza veriyorum. Buyurun hocam. Hocam öncelikle bu nazik davetiniz ve bu güzel ortama çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de zevkle ve heyecanla arkadaşlarımın sunularını bekliyorum. Şimdiden yararlı olmasını temenni ediyorum. Buyurun. İlk olgusunu sunacak arkadaşımız uzman doktor Esra Zerdali. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden. Ben bu arada tüm olgularını hazırlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü çok yoğun bir pandemi döneminden ve yükün altında hepsi. Bu arada da bu vakaları hazırladıkları için çok çok teşekkür ederim. Ben Esra Hoca'ya sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, hepimiz toplantımıza hoş geldiniz. Ben de size kısa bir olgu sunarak toplantıya başlayacağım. Pardon. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışıyorum. Poliklinikte kendimi birebir takip ettiğim olgumu size sunmak istiyorum. 62 yaşında bir kadın hasta, diyabeti, tansiyonu ve kronik böbrek yetmezliği var. 10 senedir hepatit HBs AG antijeninin pozitif olduğunu biliyor fakat ne bir ileri tetkike gelmiş ne bir izlem yaptırmış. Zaten diğer hastalıkları için de düzenli takip ve tedavi olmayan bir hasta. Kendisi Haziran 2019'da nefroloji polikliniğe kontrole gidiliyor. Orada yapılan rutin tetkikleri sırasında AST aleti değerlerinde yükseklik olduğu fark ediliyor. AST'si 156, ALT'si 148, GFR'si 57, zaten bilinen KB'ye. Diğer değerlerinde belirgin bir patoloji yok ve bunun üzerine nefroloji poliklinik hastayı bize yönlendiriyor. Hasta bize Temmuz ayında müracaat ediyor. Biz değerlerini tekrarlıyoruz. AST 153, ALT 148, ALP 176, GGT'si 86, bilirubinleri normal sınırlar içinde, PT-INR'si normal, alfa-fetoproteini 5.7, anti-HBe'si pozitif, anti-HBc IgM istenmemiş, deltası negatif ve DNA'sı 111 milyon 886 bin ünite gelmiş. Biz bunun üstüne hastayla konuşuyoruz. Tabii USG'si de isteniyor. USG'sinde bir kronik karaciğer hastalığı düşündürten bulgu yok. Granülasyon yok, kabalaşma yok. Normal geliyor. Grade 1 stadoz saptanıyor sadece karaciğerinde. Hastadan biyopsi istiyoruz. Hasta kabul ediyor. Hasta tabii bu olaylar Temmuz ayında oluyor ama Eylül ayında gidiyor biyopsiye. Biyopsi sonucunda hayısı 11, fibrozu 4 geliyor hastanın. Hasta bize bu biyopsi sonucunu Kasım ayında getiriyor. Kasım ayında geldiğinde halen değerlerinde AST, ALT yüksekliği mevcut. PT-INR'si halen normal. GFR'si 53. Ve biz bu biyopsi sonucuyla hastaya vermedi başlamaya karar veriyoruz. KBY nedeniyle de takipli olduğu için. Tedavinin 3. haftasında bize kontrole geliyor. Değerlerinde düşme mevcut. AST 94'e, ALT 89'a gerilemiş. AFP'si 4'e gerilemiş, GFR'si 52, HBV DNA'sı 2.8 milyon üniteye gerilemiş. Tedaviye devam ediyoruz. Tedavinin 4. ayında tekrardan kontrole geliyor. Artık AST, ALT değerleri normal sınırlara gelmiş. GFR'si 37'ye kadar düşmüş. HBV DNA'sı 1100 üniteye kadar gerilemiş. Tedavisinin 7. ayında geliyor. AST, ALT'si normal. GFR'si 37'den 42'ye artmış bu sefer.
DNA için, HBV DNA için numune tekrarı uygundur diye laboratuvar bir not düşmüş. Maalesef sonucu yok. 10. ayında tekrar geliyor hasta. AST-ALT'ler normal. GFR48'e birazcık daha yükselmiş, 37'lere kadar düşmüştü. DNA'sı negatif. Nefroloji poliklinikte oral antidiyabetin yanına insülin eklemişler. Hemoglobin A1C'si 7.6 gelmiş. Ve hastayı biz en son Eylül ayında görmüşüz. Aralık ayında da şu zamanlar tekrardan kontrole gelmesini bekliyoruz. Tabii gelirse hasta. Şöyle bir baktığımız zaman hastanın, şuraya kısa bir özetini yaptım. Tedavi öncesinde ALT, AST'si yüksekti. GFR'si düşüktü. DNA'sı 111 milyondu. Tedavinin 10. ayında AST, ALT normale geldi. DNA'sı negatifleşti. GFR'de biraz dalgalanma olmakla beraber tekrardan eski değerine geldi diyebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman kronik hepatit B hastalarında görülen komorbiditelere 2000'den 2015 yılına kadar böyle bir hastaları 5 senelik periyotlar halinde değerlendirmişler ve osteoporoz, osteopeni, KBY ve tip 2 diyabet oranlarında artış olduğunu saptamışlar. Yine bu 15 yıllık bir izlem sonucunda hastalarda KBY, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, diyabet, osteoporoz ve osteopeni sıklığına bakmışlar. Gördüğünüz gibi obezite ağır hariç, obezite de insanlar dış görünüşlerine dikkat ettiği için diyelim, şu an güzellik önemli. Diğer bütün komorbid durumların oranlarında artış saptanmış. Tabii biz de hastaları artık, hastalarımız hem yaşlanıyorlar hem hastalıklar artıyor. Bu yönden de takip edip ilaçlarını buna göre seçmekte de fayda var diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi KBY ve diyabet sıklığında da 4'ten 20'ye kadar çıkan bir oranlarda artış mevcut. Şöyle bir ilaçlara da baktığımız zaman kronik hepatit B'de kullandığımız ilaçlara TDF ve entecavir kullanıyorduk. TAF yeni devreye girdi diyebiliriz. Kreatin 50'nin üstün, GFR'si 50'nin üstündeyken bir doz ayarı gerekmezken TDF ve entecavir için 30-50 arası, 10-30 arası, 10'un altı. Bunlara dönüp up-to-date'den son bilgileri kontrol edip bir doz ayarı yapmak gerekir. Fakat TAF için sadece GFR'nin 15 olması aklımızda kalsa yeterli. 15'in üstü doz ayarına gerek yok. Fakat 15'in altı kullanılmıyor. Benim olgum hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi bu vakada görebildiğim bir biyopsi geciken bir vaka. Evet. Zaten takibi olmayan bir vaka. 10 yıldır değil mi? Yani 10 yıldır. Evet. Bir evde çok bu şekilde yeni tan çok karşılaşıyor. Soruyoruz 10 sene evvel, 5 sene evvel bir şekilde ne bileyim bir aile hekimi veyahut da takip etmeyen hipotensi sen taşıyıcısın deyip bu şekilde gelir. Hatta daha ileri evrelerde bile gelen olgular söz konusu. Tabii bu dönemin özelliği bir de yeni tanılarımız azaldı. Biraz evvel beraberce konuştuğumuzda onu da sapladık. Yani yeni tanılarımızda azalma var. Tanı koyduktan sonra bile problem işte biyopside girişimsel radyolojilerin çok yüklü olması bu konuda neler yapabilir? Bunu da beraberce konuşabiliriz. Orhan Hocam sizin vakaydan ilgili... Güzel sunum için öncelikle Esra Hanım'a teşekkür ediyorum. Hakikaten şu 10 yıldır bilmesine rağmen gereğinin yapılmaması, hiç takibe gitmemesi her gün yaşadığımız Türk toplumunun en önemli problemlerinden birisi. Maalesef buna katkıda Fehmi Hocam'ın dediği gibi hekim arkadaşlarımız da bulunuyorlar. Maalesef ya sen taşıyıcısın bir şey olmaz denip bu şekilde uzun süre takip edilmeyen çok çok hasta var. Bu çok önemli bir toplumsal bir ara. Hem toplumun hem de hekimlerin bilinç düzeyini, farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Bu önemli. İkincisi biyopsi konusunda hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Bu kronik hepatit B'de biyopsiyi kaldırmak lazım. Nasıl C'de de biyopsi olmaksızın tedaviye başlıyorsak B'de de yani tedaviye başlamak için biyopsiye gereksinim yok. Gerek tedavi kararı gerekse takipte biyopsi artık bize yol gösteren bir metodoloji değil. Bunu mutlaka konsensusa getirip SGK ile devletle de anlaşmak lazım. Hani eskiden çok sık biz biyopsi yapan bir ekibiz. Bizler invaziv gastroenteroloz hemen biyopsi yapalım ama bu difüz karaciğer hastalıklarında viral hepatitlerde biyopsinin bir yeri yok. Bu hastaya sonuçta hani yapacağımız biyopsi
tedavi kararımızı değiştirmeyecek. Viral markerlar ve biyokimya ve ultrasonografi burada çok önemli. Bu biyopsiyi hakikaten dediğiniz gibi çok gereksiz bir engel oluyor. Bilimsel mantığı yok. Bunu tekrar vurgulamak istedim ben. Çok teşekkür ederim. Bu konuda Esra söz vereceğim. Bu konuda işte Mustafa'nın VAS'de bir 5 kişilik bir grup bir araya geldik aslında. Bir hazırladı. Yani hangi vakalarda biyopsi yapmadan direkt tedaviye başlayabiliriz diye. Ve bunu pandemi döneminde hiç olmazsa SGK'ya sunmaya karar verdik. Herhalde 1-2 hafta içinde bu gerçekleşecek. Gerçekten de çok tipik vakalarda biyopsi içinde bekleme, invazif bir işlem beklemeye göre bakın C'de ne kadar güzel oldu. Tabii burada uzun vadeli bir tedavinin olması gereksiz işte birçok şeyi engellemek amacıyla ama onun da kriterleri koyulabilir. Bir alete değeri alınabilir. Yavaş yavaş fibroskeni bulunabilir. Bir değer ortaya koyulabilir. Bu amaçla çalışma yapılabilir. Esra bir soru var. Siroz tetkik amacıyla gastroenterolojiye konsülte edildi mi? Diye bir soru var. Hocam değerlerinde sitopenisi yoktu hemogramında. Protein albümin değerleri normaldi. USG'de siroz düşünülecek bir bulgu yoktu. O yüzden açıkçası endoskopi için göndermek ya da siroz ekstra tetkik için göndermeyi düşünmedik. Evet. Bir başlangıçta belki asetalete hafif bir tersleşme olmuş. Evet. Orhan hocam ben o zaman size bir soru. Asetalete tersleşmesini biz ne zaman bekleyelim? Yani fibroza göre değerlendirdiğimiz zaman. Hocam tabii ki asetalete hani kronik viral infeksiyon, kronik viral B ya da C olduğunu bildiğimiz ya da kronik karaciğer hastası olan birinde AST ALT ters döndüğünde, AST lehine döndüğünde tabii ki hemen bir kronisteyi ve artık kronik karaciğer hastalığına ileri fibroza gidiş olabileceğini düşünüyoruz. Ama Esra'nın da çok güzel belirttiği gibi burada genelde bir sitopeni beraberinde bir sitopeni olması ve ultrasonografi. Ultrasonografi bizim için çok çok değerli. Esralar da ultrasonlarını yaptırmışlar. Tamamen normal. Sonuçta sitatoz var. Hem toplumda çok sık gördüğümüz bir şey hem de diyabetiyle alakalı. Yani bu bulgularla da ben bu hastada siroz açısından ileri bir şey düşünmem. Ha olsa da tedavi aynı olacak. Ama o açıdan bir eksiklik düşünmüyorum. Ama fibroz derecesi ilerledikten sonra yani buna bir metavir skoru kesin bir cutoff şu an veremeyeceğim ama ilerlediğinde AST tabii ki daha hakim hale geliyor. Bu önemli bir ayıraç. Evet, teşekkür ederiz. O zaman ikinci vakaya başlayabiliriz. İlave bir soru yok. Esra çok teşekkürler. Sağ olun. Bu güzel vakan için. Vakayı sunacak. Güle Çınar, Ankara İbn Sina, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden vakasını bir ben paylaşacağım. Bu arada Rahmet Hoca'nın bakanlık tarafından verilen bir görev nedeniyle aramızda olamadı. Selamları var. Şuradan paylaşayım. Evet. Öncelikle bana bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ayrıca özür diliyorum. Bilgisayarım çalışmadığı için maalesef telefondan bağlanmak zorundayım. Sizi de yoracağım. Ben sizlere bugün kronik hepatit B ile birlikte gördüğümüz bir COVID-19 vakasından, olgusundan bahsedeceğim. Çok yakın bir zamanda, son bir ay içinde gördüğümüz bir olgu. Olgumuz... Slide'ı değiştirebilir miyiz hocam? Olgumuz 54 yaşında erkek hasta. 10 yıldır bilinen bir hipertansiyon tanısı var. Bunun için ACE inhibitor kullanıyor. 8 yıldır da diyabet tanısı mevcut. Metformin kullanıyor. Halsizlik, baş ağrısı, yaygın eklem ağrısı ve öksürük şikayetleriyle COVID polikliniğimize başvuruyor. Yakın zamanda oğlu COVID geçiren ve COVID-19 hastası ile teması olan bir hasta. Yaptığımız tetkikinde SARS-CoV-2 PCR'ını pozitif buluyoruz. Toraks BT'de de %20-25 tutulma olduğunu görüyoruz.
Hastaya favipravir ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlıyoruz. Bu sırada hastayı ayak... geliyor. Öksürük şikayeti, artış ve oksijen satürasyonunda düşme olduğu görülüyor. 112 tarafından hastanemize getiriliyor. 2 litre dakikadan oksijen ihtiyacı var. Hastayı yatırıyoruz ve dexametazon tedavisi başlıyoruz. 1x8 mg IV olarak. Dexametazonun 3. gününde ateşi hala devam ediyor. 39 dereceye varan ateşi mevcut. Hocam bir tıklar mısınız? Bu arada yaptığımız tetkiklerinde hastanın ilk vizitinde sadece CRP yüksekliği, hafif bir CRP yüksekliği var 6.1. Onun dışında herhangi patolojik bir bulgusu yok laboratuvar değerlerinde. Ancak bu dexametazonun 3. gününde akut faz reaktanlarında ferritininde, troponin, fibrinojen, CRP değerlerinde bir artış olduğunu görüyoruz başvurusunda dexametazon başlarken. 9. günde de hastalığının 9. gününde de dexametazonun 3. gününde daha da artış olduğunu, ateş yanıtı da alamadığımız için, oksijen ihtiyacı da devam ettiği için hastaya tocilizumab tedavisi vermeye karar veriyoruz. Bu arada rutin tüm yatırdığımız COVID-19 hastaların ederken gördüğümüz bir HBS pozitifliği saptırıyoruz hastada. Normalde hasta daha önce en azından bizim hastanemizde yapılmış bir hepatit testleri yok. Dış merkezde varsa da hastanın konuyla ilgili bilgisi yok. HPZ antijeni ve hepatit E antijenini pozitif olarak görüyoruz. Tocilizumab tedavisi başlayacağımız için HB ve DNA'yı da gönderiyoruz. HB ve DNA sonucunun çıkmasını beklemeden, hocam tıklar mısınız? Hastaya bu arada GFR'si de 60 olarak ölçüldüğü için tenofovir, alafenamid 1x25 mg tablet başlıyoruz. Takibinde HB ve DNA değeri de 200 internasyonal ünite mililitre olarak saptanıyor. Tocilizumab hepimizin bildiği üzere bir interleukin 6 reseptör antagonisti. İnterleukin 6'nın yaptığı birçok etkiyi bloke etmekte. Değiştirebilir miyiz hocam? İstenmeyen tabii etkileri olmakta, bir immünsüpresyon yarattığı için. En çok korktuğumuz aslında fırsatçı enfeksiyonlar. Yine tüberküloz enfeksiyonlardan ve hepatit B, hepatit C ve HIV virüs aktivasyonu enfeksiyonları yine korktuğumuz etkilerden. Onun dışında hepatotoksite gibi de bir yan etkisiyle karşılaşabiliyoruz. Biz rutinde kullanımda karşılaşmadık, ancak böyle bir yan etkisi de bulunabilmekte. Tocilizumab'la ilgili yapılan birçok çalışma var. Hepatit, kronik hepatit B'de alevlenme riskini arttırmadığına dair. Bazı çalışmalarda, örneğin Japonya'dan yapılan bir çalışmalarda HBV ve HCV ile risk durumunun net olmadığı belirtilmiş. 7901 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesinde 52 hastada geçirilmiş hepatit B virüsü enfeksiyonu ya da taşıyıcılığı olduğu görülmüş. Ve bu hastaların hiçbirinde reaktivasyon olmadığı belirtilmiş. Fakat çalışma içinde bu hastaların serolojik durumları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yine kılavuzlar tarafından tocilizumab kullanılan hastalarda HBV taraması mutlaka önerilmekte. HBS antijen pozitif ise profilaksi verilmesi, izole anti-HBC IgG pozitifliği mevcutsa HBV DNA takibi yapılması belirtilmekte. Yine tocilizumab'ın kronik hepatit B alevlenmesini artırdığına dair yayınlar da mevcut. Özellikle HBS antijeni pozitif olan hastalarda alevlenmeyi arttırdığını belirten yayınlar mevcut. Anakinra'da COVID-19 hastalarında kullanabileceğimiz monoklonal antikorlardan rekombinan insan interleukin 1 reseptör antikoru. Değiştirebilir miyiz hocam? Ancak anakinra ile ilgili hepatit riskini arttırdığına dair herhangi bir veri bulunmamakta. Bu arada vaka sunumu bazında COVID-19'un kendisinin hepatit B virüs reaktivasyonuna yol açtığına dair
literatürde olgu sunumları bulunmakta. Yine uzun dönemli karaciğer fonksiyon testleri değişiklikleri ve hepatit B reaktivasyonunu inceleyen başka çalışmalarda da hepatit B açısından COVID-19 hastalarının mutlaka taranması gerektiği ve gerekli hastalara eğer immünosupresif bir tedavi kullanılacaksa koruyucu tedavinin verilmesi gerektiği de belirtilmekte. Hepatit B enfeksiyonunun doğal seyri viral replikasyon ve konağın immün yanıtı arasındaki etkileşim ile belirleniyor. Zaman içinde siroza, karaciğer nakline, pasar mısınız hocam? Hatta HCC'ye bağlı ölüme ve karaciğer yetmezliğine bağlı ölüme neden olabiliyor. Reaktivasyon dediğimizde inaktif veya geçirilmiş kronik hepatit B'nin aktif enfeksiyon haline dönüşmesini kastediyoruz. HBV DNA'nın negatifken pozitifleşmesi ya da değerine en az bir logluk artışın meydana gelmesi bize reaktivasyonu gösteriyor. Önce HBV DNA artışı oluyor hastalarda. Ardından karaciğerde inflamasyon bulguları ve ALT yükselmelerini görüyoruz. Spontan olarak kanser kemoterapisi ya da immünosupresyon sırasında immün sistem fonksiyonundaki değişme sonucu bu durumda karşılaşabiliyoruz. Özellikle patogenezde hepatit B kor antijenine spesifik CD4T hücreleri reaktivasyonu oluyor ilk etapta. Sonra hepatit B'ye spesifik CD8 hücre aktivasyonu meydana geliyor. Hepatositlerde nekroz, dolayısıyla apoptoz yoluyla da karaciğer hasarı ortaya çıkıyor. Alevlenmesine sebep olan aslında temelde iki önemli faktör var. Bir tanesi kişinin hepatit B virüsü açısından serolojik durumu ve virüs yükü. Bir diğeri de kullanılan immünosupresif ajanın türü. Serolojik duruma göre reaktivasyon riskine baktığımızda HBZ antijeni pozitif olan, HB antijen pozitif ya da negatif olabilir. HB DNA'sı da yine 2000'in üzerinde olan hastalarda yüksek risk söz konusu. Değiştirebiliriz hocam. Kullanılan ajanlarla immünosupresyonun derecesiyle risk nasıl değişiyor? Antimetabolitlerle daha düşük bir risk mevcutken sistemik kemoterapiyle risk giderek artmakta. TNF-alfa inhibitörleriyle orta dereceli bir risk bulunmakta. Burada monoklonal antikorlardan da bahsedebiliriz. Yine hepatit C HCC için risk artmakta. Kortikosteroidler bu saydığım ajanlara göre daha yüksek riski oluşturmakta. B hücrelerini tüketen ajanlar ise en yüksek immünosupresyonla karşımıza çıkan ajanlar olmakta. Kök noktada immünosupresyonun derecesi maksimum şekilde artırmakta. Bu iki faktöre bağlı olarak reaktivasyon riskini üç gruba ayırabiliyoruz. Düşük risk grubunda %1'in altında reaktivasyon görülüyor. Orta risk grubunda %1 ile 10 arasında, yüksek risk grubunda ise %10'un üzerinde bir reaktivasyon söz konusu. Düşük risk grubunda antimetabolitler, intraartiküler kortikosteroid kullanımı, bir haftadan daha kısa herhangi bir dozda oral steroid kullanımı, 4 haftadan uzun ama günde 10 mg'dan az prednizolon kullanımı bu gruba bu grupta karşımıza çıkmakta. Orta risk grubunda tirozin kinaz inhibitörleri ve stokin inhibitörleri, yani monoklonal antikorlar karşımıza çıkmakta. Serolojik durumlarına göre de değişiyor hastaları. Değiştirebiliriz hocam. Yüksek risk grubunda da az önce de söylediğim gibi B hücre depresyonu yapan ilaçlar, antrasiklin deriveleri ya da 4 haftadan daha uzun süre orta ya da yüksek dozda kortikosteroid kullanımı riski artırmaktadır. Bu nedenle immünosupresif tedavi alacak hastalarda mutlaka HBS antijen, anti-HBS, anti-HBC ve anti-HCV taramasının yapılması, HBS antijeni pozitif olan hastalarda HBE antijeni mutlaka bakılması, yine HBS antijen pozitiflik durumunda anti-HDV'ye mutlaka bakılması,
HBS antijeni pozitif olan ya da orta yüksek riskli hastalarda izole anti-HBC pozitifliğinde HB ve DNA değerlerinde mutlaka bakılması önerilmekte. İmmünsüpresif tedavi adayı olan ve hepatit B yönünden seronegatif hastaların ise mutlaka aşılanması gerekmekte. Eğer HBsAg pozitif hastalara tedavi başlangıcından bir hafta önce antiviral tedavi başlayacaksak, tedavi sonlandıktan sonra 12 ay kadar bu tedaviye devam etmemiz gerekmekte. Hasta bazında değerlendirerek tenofovir alafenamid, tenofovir disopropsil fumarat veya entecavir seçilebilecek ajanlardan. Örneğince antiviral tedavide profilaktik antiviral tedavi ya da preventif antiviral tedavi kullanılabilir. İmmünsüpresif tedavi başlamadan önce ya da eş zamanlı olarak başladığımız tedavi profilaktik. Serum HB ve DNA ya da ALT düzeylerinde yükselme saptandığında başladığımız tedaviyi preventif olarak tanımlayabiliriz. HBS antijen, anti-HBS negatif ve anti-HBC pozitifliğinde tek doz aşı yapılmalı. 2-4 hafta sonra anti-HBS negatifse, daha doğrusu koruyucu düzeye ulaşmadıysa, HB ve DNA'ya bakılarak hastaları mutlaka preemptif tedavi başlanmalı. Onun dışında anti-HBS sonucu ne olursa olsun HBS antijeni negatif, anti-HBC pozitif ve HB DNA'sı negatif bulunanların 1-3 ayda bir yinelenen HB ve DNA ve ALT testleriyle immünsüpresyon süresince ve sonraki 12 ay boyunca çok yakından izlenmesi gerekmekte. HB ve DNA 2000'in üzerinde ise immünsüpresif tedavi altındaki hastaların tedavisi kronik hepatit B sonlanıncaya dek sürmekte, immünsüpresif tedaviden bağımsız olarak. 2000 internasyon ünitenin altında olan hastalarda antiviral tedavi immünsüpresyon sonlandıktan sonra 6 ay, 12 ay gibi hasta bazında değerlendirilerek daha sürdürülmesi gerekiyor. Kılavuzlarda yüksek ve orta derece riskli hastaların hepsinde rutin profilaksi önerilmekte. Az önce de söylediğim gibi düşük riskli hastalarda rutin profilaksi önerilmeyip tedaviyi alırken 12 ay sonrasına kadar hastaların 1 ya da 3 aylık aralıklarla yakın takip edilmeleri gerekmekte. Gerektiği durumda da preemptif tedavi önerilmekte. Oral antiviral tercihimiz hasta bazında yine karar vererek tenofovir disoproksil, tenofovir alafenamid ya da entecavir olabilir. Tenofovir disoproksil tedavi sırasında gebe kalma olasılığı olan genç kadınlarda tercih edilebilir. Bu şekilde entecavire göre ön plana çıkabilir. Tenofovir disoproksile göre farmakokinetik özellikleri daha iyi olan tenofovir alafenamid sistemik etkileri daha az olduğu için kemikler ve renal yönden güvenli olduğu için tercih edilebilir. Artmış renal yetmezlik, yetersizlik riski bulunan hastalarda, dekompanze sirozlarda, yaşlı hastalarda ya da hipertansiyon veya diyabeti olanlarda entecavir tercih edilecek ajan olabilir. SUTA da bununla ilgili gayet açıklayıcı hangi ajanları kullanabileceğimize dair her üç ajanın da yer aldığı tanımlama mevcut. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, ağzına sağlık Gül'e. Bu vaka hakikaten güncel bir vaka. Çünkü gerek artık ufak dozlu eksematozonlardan bolus steroidlere kadar, özellikle ikinci döneminde kullanıyoruz. Tozilizumab, işte interleukin bir anakinra antagonistleri de kullanılıyor. O konuda bir kafa karışıklığı vardı. Herhalde biz burayı orta dereceli bilinçli hasta olarak kabul edebiliriz. HBsAg pozitif ve anti-HBC IgG pozitifliği olan hastaları. Senin anlatımlarından çıkarttığım o benim. Yine işte geldiğimiz noktada yatan hastalarımızda bir tarama yaparsak en azından bir hasta yakalama şansımız olur. İki, olur da günün birinde ya steroid veyahut da interleukin 1 veya 6 antagonist başlayacağımız zaman da en azından bizleri birazcık elimiz daha rahat olur. Ne başlayacağımızı, ne yapacağımızı bilebiliriz. Orhan Hocam, siz ne dersiniz vaka hakkında?
Güzel, ilginç bir vakaydı. Tabii günümüzün vakası aslında bu. Covid sonuçta bütün hastanenin her tarafı Covid dolu. Aslında ben bu sunumdan şunu öğrendim. Demek ki Covid ile yatan ve hepatit B aktivasyon yönünden risk taşıyan, sizin sunduğunuz gibi HBS pozitifse ya da diğer risk faktörleri varsa bunlara belki beklemeden hemen profilaktik antiviral başlamak gerekiyor hakikaten. Profilaktik antiviral başlarken ama hani TAF, entecavir arasında da dedikleriniz doğru ama hani yaşlılarda illaki entecaviri tercih edelim ya da dekompanze sirozda illaki entecaviri tercih edelim konusunda o kadar kısıtlamaya gerek yok bence. Biz yıllardır sonuç itibariyle dekompanze sirozlarda da tenofovir disoproksil fumaratı çok etkili ve başarılı bir biçimde kullandık. Keza şimdi TAF'ı da kullanıyoruz. Hani TAF'la ilişkili henüz verileri kısıtlı ama gebelikte de muhtemelen birkaç yıl sonra daha net konuşacağız ama şimdiki verilerde TAF'ın da gene gebelikte de güvenli olduğu şeklinde ama tabii bilgi birikimine ihtiyaç var. Ama ileri yaşta da metabolik hastalığı olanlarda da TAF tabii çok etkili. Entecavir de etkili tabii ki. Ama bunu da vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki de soru var. Antalya'dan Figen Sarıgül'ün sorusu. Pulse steroid başladığımız ve yaklaşık 15 gün, bazen 20 güne kadar uzayan steroid tedavisinde profilaktik konusunda ne düşünürsünüz? Hocam biz hani rutinimizde pasteri tedavisi kullanmıyoruz ama benim hani sunum hazırlarken okuduğum kadarıyla bu hastalarda da hani B açısından değerlendirilmesi ve profilaksi başlanması önerim. Bir soru daha var. HBV-DNA 2000'in üzerinde olanlarda immünsüpresyondan bağımsız olarak hepatit B tedavisi devam etmeli dediniz. Evet. Sağlık uygulama tevhidinde de bunun karşılığı yok bildiğim kadarıyla. En fazla immünsüpresyon tedaviden bir yıl sonraya kadar verilebiliyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Evet, bu da güzel bir soru. Böyle Bilemiyorum. bir vakayla karşılaşmadım. Herkes, Ben de evet, herkes bilmiyorum. bağımsız cevap verebilir buna. Tabii şimdi 2000 üzerinde olanlarda kronik hepatit gibi devam etmek lazım tedaviyi. Belki daha sonra uygun koşullarda bir biyopsi yaparak buna bir destek aramak lazım. Umarım biyopsi şartı da biraz esnetilir veya kaldırılır. O zaman daha rahat hareket edebiliriz gibi geliyor. Siz ne dersiniz Orhan Hoca? Aynen katılıyorum hocam. Aynen katılıyorum. Evet, ilave bir soru yok. Çok teşekkürler bile. Ben teşekkür ederim Güzel hocam. bir olayı bir vaka hem vakan eşliğinde buraya getirdin. Onu tartışma fırsatı bulduk. Bu arada da peki ne zaman keselim? Bitirmeden bir de herhalde bir minimum 6 ay Evet. devam etmekte fayda var. Evet. Evet Peki o zaman bir sonraki olgumuzu Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Doçent Doktor Habib Gedik sunacak. Buyurun. Değerli hocalarım merhaba. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarımı da selamlıyorum. Bu zor günlerde gösterdiğimiz yoğun mücadele arasında bu programa katıldıkları için. Bugün ben tedavi deneyimsiz bir kronik hepatit B hastasını takdim edeceğim. Aslında iki yetişkin bir tane çocuk olmak üzere üç olgunun olduğu bir makale yakın zamanda çıkacak bununla ilgili. Bu hasta benim yakın takibim olan başından beri yakinen takibe gelen bir hasta. Onu öncelikle belirteyim. Şimdi hastamız 53 yaşında erkek hasta. 2013 yılında eşinin akut hepatit B olması nedeniyle hepatit B taraması için polikliniğimize geldi. Emekli, herhangi bir hastalığı ve o dönemde kullandığı herhangi bir ilaç yoktu. Hastanın ilk tetkiklerinde ALT'si 79, AST'si 45'ti. Burada en dikkat çekici tetkik HBV DNA'sının 287 milyon 243 bin 345 olmasıydı. Karaciğer biyopsisinde Ishak skoru 4'e 18, fibrozisi 2 bölü 6 idi. Hastaya biz tabii o dönemde tenofovir disoproksilini başladık. Birinci yıl oldu. 7910 International Unit'e HBV DNA seviyesine kadar geriledi ancak
henüz negatifleşmeyince biz tenofovirin direnç bariyerinin yüksek olması sebebiyle biraz daha takip etmenin gerektiğini düşündük. Hastanın 18. ayda artık karşımıza gelmesi nedeniyle bu hastanın tenofovirle tek başına tedavi edilemeyeceğini düşünerek entecavir 0.5 mg o dönemde ekledik. 2015 yılında o dönemde biz acaba burada bir direnç değerlendirmesi genotipik olarak yapabilir miyiz diye cerrahpaşaya tetkik talebinde bulunduk. Fakat sonuç alamadık. O zaman yani tetkik de edemediler. Bir takım problemler çıktığı söylendi. Fakat biz o dönem entecavir 0.5 mg eklenmesiyle HBV DNA'da ciddi bir düşüş sağladık ama ancak yine de tam bir negatifleşme sağlanmadı. 2016 yılında perifer arter hastalığı nedeniyle klopidogrel ve aspirin başlandı. Herhangi bir ilaç etkileşimi de o dönem yoktu. Sonra hasta bize iki ilaç kullanmak istemediğini, tek ilaçla devam etmek istediğini belirterek çok kendisine durumunu anlatmamıza rağmen çok ikna olmadı. Kendisine tek ilaçla bu değerlerin düzelmeyeceğini, daha da artacağını söyledik. O da önce bir tek ilaç kullanalım, gerekirse hocam daha sonra tekrar ikili ilaca döneriz dedi. Entecavir 1 mg'la devam ettik. Bu sefer HBV DNA'sı 10.449'a çıktı. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi. Hastaya durumu tekrar anlattık. Bu şekilde olamayacağını tedavinin ve tenofovir ve entecavir 1 mg'la tekrar devam ettik. Akabinde hastanın entecavir 1 mg'la HBV DNA'sının gördüğünüz gibi çok ciddi anlamda düştüğünü gördük. 2018 yılında yaptığımız densitometrede osteoporoz teşhisi konuldu ve o zaman osteoporoz için tedavi başlandı hastaya. Tenofovir alafenamid ülkemizde 2019 itibariyle kullanıma girdi ve biz daha sonra hastaya tenofovir disoproksil yerine tenofovir alafenamid olarak kombinasyonda yer verdik. 2019 yılında biz hastadan tekrar Cerrahpaşa ile iletişime geçtik mikrobiyoloji ana bilim dalıyla. Acaba bir direnç analizi yapabilir miyiz diye. O dönemde biz HBV DNA seviyesini arttırmak için TAF'ı kestik. Entecavir 1 mg'la devam ettik. Biraz HBV DNA seviyesini arttırıp test yapılabilsin diye. Entecavir 1 mg'la 860'a yükseltti. Mikrobiyoloji ana bilim dalı yine analizde çok istenilen sonucu sağlayamadı. Çünkü sadece YMDD mutasyonu o dönemde bakabildi. Biz bununla bu direnç analizini nerede yaptırabiliriz diye açıkçası baktık. Bu konuda en yapılmış, en detaylı çalışmaların Japonya'da olduğunu gördük. Dolayısıyla tam anlamıyla bir direnç değerlendirilmesi bu hastada yapılamadı. Burada osteoporoza ait osteodansitometri raporunun sonucu görülmekte. Yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bize tarafımıza bu hastanın direnç analiziyle ilgili raporu yine ekranda görülmekte. Tabii bu durumda biz acaba burada olası tedavi, yani bu tenofovirin tek başına HBV DNA'nın negatifleşmesi durumunda olası durumları düşündük. Birincisi tedavi uyumsuzluğu olabilir mi diye değerlendirdik ama hastamız gerçekten çok titiz, ilacını düzgün alan, aynı zamanda orijinal molekül için eczaneye ısrarda bulunan bir hasta ve halen düzenli şekilde takibini yapıyor. Yetersiz ilaç düzeyi olabilir mi diye değerlendirdik. Literatüre baktığımız zaman tenofovirle ilgili yetersiz ilaç düzeyi değil, tam tersi genetik polimorfizmle ilişkili olarak yüksek tenofovir kan düzeylerinin olduğunu gördük. Özellikle HIV tedavisi alan hastalarda. Mutasyon analizini dediğim gibi tam olarak istediğimiz gibi gerçekleştiremedik. Ama tenofovir direnciyle ilişkili olarak baktığımız zaman literatürde A194T mutasyonunun
ön planda olduğunu gördük. HBV polimeraz domainlerinde baktığımız zaman bu özellikle tenofovirle ilgili olarak domain B bölgesindeki bu reverse transcriptase'ın tenofovir direncine sebep olduğu literatürde karşımıza çıktı. Şimdi burada mutasyonlar ve direnç gelişimiyle ilgili literatürdeki bulgularda birincisi tedavi öncesi aslında sessiz genotipik mutasyonların olduğunu bu yapılan çalışmalarda özellikle tedavinin 6. ayında viral yükü yüksek olan kronik hepatit B'li 20 hastanın analizinde, HBV DNA analizinde aslında mutasyonların var olduğunu ancak bunların tedavi sonrası fenotipik olarak tedaviyi çok etkileyecek durumda olmadığını görmekteyiz. Bu A194T mutasyonun tenofovir duyarlılığını azalttığına dair yine bilgi karşımıza çıkmakta. Hepatit B tedavisinde antiviral dirençle ilgili bildiğiniz gibi bir her ilaca ait tanımlanmış bu mutasyon bölgeleri söz konusu. Burada özellikle bu listede de gördüğünüz gibi tenofovirle ilgili özellikle vurgulanan A194T mutasyonu. Yine potansiyel olarak hastaların tedavi öncesi sessiz mutasyonlarına dair yine bir çalışma burada. Gördüğünüz gibi 139'unda en az bir noktada RT reverse transcriptase mutasyonu olduğu, özellikle de C ve D domaininde mutasyonlar olduğu ama bunların özellikle antiviral tedavi sırasında ortaya çıkmadığı görülmekte. Peki mutasyonların özellikle bu reverse transcriptase RT bölgesindeki mutasyonların bir başka ne gibi sonucu olabilir? Özellikle yüzey antijen mutant suçların oluşabileceği bu tabloda da görülmekte. Çünkü buradaki HBV DNA'nın ilgili domainlerinin yüzey antijeniyle kesişmesinden dolayı buradaki mutasyonlar yüzey mutant suçların da ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla aşıya karşı dirençli, yani aşının etki etmediği yeni tip hepatit B virüslerinin enfeksiyon olarak karşımıza geleceği, hatta antivirallere dirençli ya da orta duyarlı suçların gündeme gelebileceği bu tabloda da gösterilmekte. Biz ama mutasyonları, yani literatürdeki mutasyonların çoğunu daha önce antiviral almış, yani lamivudin, adefovir, entecavir ya da kombinasyonu almış ve bunlar sırasında breakthrough gelişmiş hastalar olarak karşımıza çıkmakta. Yani biz tenofovirin pratikteki direncini daha çok tedavi deneyimli hastalarda görürken, bizim olgumuz daha önce tedavi deneyimi olmayan, ilk defa tenofovir almasına rağmen bir parsiyel yanıt gelişmiş olan bir hasta olarak görmekteyiz. Tenofovir direnciyle ilgili yapılmış en ciddi çalışma yine Park ve arkadaşlarının çalışması. Burada 7 mutasyonun, 7 bölgedeki mutasyonun tenofovir direnciyle ilişkili olduğu bildirilmiş. Yine lamivudin entecavir, lamivudin adefovir tedavisindeki başarısızlıklar nedeniyle başlanan tenofovir sonrası virolojik ve biyokimyasal breakthrough gelişen hastalarda 9 mutasyon bölgesi, daha önce kullanılan antivirallerle ilişkili 9 mutasyon bölgesi bildirilmiş. Peki bu tenofovire parsiyel yanıtı ya da direnci aşmak için tenofovir alefanamidin dozunun kan düzeyinin yüksek olması acaba bir çözüm olabilir mi diye bakmışlar. Çünkü bildiğiniz gibi tenofovir alefanamid tenofovir disoproksile göre kan düzeyi ve doku düzeyi daha fazla olmakta. Dolayısıyla yan etkisi bu anlamda oluşturduğu böbrek ve kemik yan etkisi daha az olmakta. 120 mg günle bir Agarwal ve arkadaşları bu dirençle ilgili bir değerlendirme yapmışlar.
Ancak onlar da yüksek doz tenofovir alafenamidle bir başarı elde edememişler. Buradaki sebep de wild tipe göre bu mutant suçların IC50 ve IC90 değerlerinin çok daha yüksek düzeylere çıkmış olması olarak tanımlanmış. Peki pratikte direncin önemini yapılan çalışma riskin arttırması olarak gösterilmiş. Yine diğer faktörlerle birlikte baktığımız zaman bu mutasyonlarla birlikte hastaya ait faktörler ya da virüs ait faktörlerle birlikte eğer tuval yanıtı sağlanamazsa yahut da viral yük negatif hale getirilemezse siroz ve hepatoseller karsinom riski açısından ciddi sıkıntı doğuracağına dair bir yorum yapmak mümkün. Sonuç olarak antiviral direnç hepatoseller karsinom gelişme açısından bir risk faktörü olarak dikkate alınmalı. Direnç tedavi deneyimli hastalarda daha çok görülmekte. Tedavi deneyimsiz hastalarda tenofovir direnci çok nadir görülmekle birlikte tenofovir ve entecavir kombinasyonu ile birlikte gerçek anlamda bir virolojik yanıt elde edilmekte. Tedavi deneyimine bağlı direnç ön planda olmasına rağmen spontan mutasyonlara bağlı antiviral direnç de önem kazanmaya başladığını aklımızda tutmakta yarar var. Ben ilgi ve dikkatiniz için tüm meslektaşlarıma ve değerli hocalarıma teşekkür ederim. Habib çok güzel bir olgu. Teşekkür ederiz ama direnci unutmuştuk biz. Tenofovir çıktıktan sonra. Evet. Sen kötü bir şekilde tekrar direnç olabilir. Dikkat edin diye bize bir uyarıda bulunmuş oldun. Evet hocam. Bir de yüzey mutant. Yüzey mutant suçların da yani oradaki ikinci önemli husus yüzey mutant suçlarında gündeme gelebileceği. Bu da özellikle aşılı kişilerde yeni yüzey mutant suçların aşılı kişilerde yeni hepatit B enfeksiyonlarına sebep olma riski ikinci olarak önem taşıyor. Tartışmaya geçmeden evvel sen Cerrahpaşa mikrobiyolojiye gönderdiğin zaman DNA düzeyleri yüksek miydi? Evet, o zaten hocam o 800 dediğim rakam aynı anda alınmış iki şey test. Sen o isimli bir gönderebilirsen ben bir tabii hocam. Arayla ben bir görüşeyim. Birlikte konuşmuştuk hocam kendileriyle o zaman Cerrahpaşa mikrobiyolojiyle. Fakat ellerinde sadece bir bölgeye bakabildiklerini söylemişlerdi hocam. Evet, Orhan hocam ne dersin? İş karşı. Evet, bir şey değil yani. Güzel, ilginç bir vaka. Tabii adını koymak zor. Sonuçta hani buna viral direnç diyemiyoruz ya da virüsün tenofovire karşı direnci şu aşamada diyemiyoruz. Ha, böyle benim de birkaç tane takip ettiğim ve hakikaten adını koyamadığım acaba tenofovir direnci mi diye düşündüğüm ama maalesef dizi analizi yaptıramadık, direnç analizi yaptıramadık. O nedenle tam sonlandıramadığım birkaç hasta mı oldu? Ama belki bunlara hani şu an konuşmamız biraz spekülatif. Hani genotipik direnç, viral direnç mi? Bence biraz metabolik direnç de olabilir. Yani bu ilaçların metabolik yolağında da belki bir farklılık var. Çünkü hani bütün pivotal çalışmalarda antijen pozitif ve negatiflerde de pivotal orijinal çalışmalarda da böyle geç cevap veren hastalar vardır. Yani sonuçta burada aslında viral geç cevaplı bir hastadan bahsediyoruz. Hani antijen pozitiflerde 48. haftada HBV-DNA'nın tamamen negatifleşmesi yaklaşık %70-75'lerde oluyor. Türk toplumunun da içinde kümelendiği anti-E pozitiflerde hani %90'lara kadar ulaşıyor. Hani 48. haftada HBV-DNA'nın negatifleşmesi. Bu şu anlama geliyor. Yani antijen pozitiflerde neredeyse %30, anti-E pozitiflerde de %5-10 geç cevaplı, geç viral cevaplı olan hastalar var anlamına geliyor. Böyle takip ettiğimiz çok oluyor. Yani 1-2 yılını dolduran hala HBV DNA'sı negatifleşmeyen, hakikaten entecavir edon yaptığımız,
Onunla 6 ay 1 yılda negatifleşen olgular oldu. Sonra bunları TAF'a geçtik. TAF'la aynı şekilde viral baskılanması devam etti. Adını koymak zor ama doğru yönetmişsiniz. Gayet güzel bir add-on, tenofovir'e add-on eklemesi. Sonra tenofovirin yüksek dozda tek başına gider mi, gitmediğini görmeyip tekrar add-on. Sonra da TAF'la devamı. Hakikaten yani aydınlanmaya muhtaç hala ama bunların viral direnç mi yoksa bir metabolik direnç mi olduğunu henüz bilemiyoruz. O zaman gittikçe DNA düzeyi azalan entekabir veya tenofovir başlanmış olgularda beklemek lazım. Onu bekleme sınırımız ne? Diyelim ki birinci yılın sonuna geldik. Halen pozitiflik devam ediyor ama bir düşme eğilimi de var. Aynı ilaçla mı devam edelim yoksa diğer ajanı bir add-on mu yapalım? Hocam bağlantı kesildi de bana mı söylediniz? Kusura bakmayın. Yok, genelde Orhan Hoca'yla size. Genelde bir grup hastamız var ki çok az. Orhan Hoca da bahsetti. Bir DNA düşüyor gittikçe. Ama birinci yılın sonuna geldik. Bu hastada gerileme yok. Hastada bir ileri evrede değil. Hasta. İşte direnci tam tanımlayamıyoruz. Buraya add-on yapacaksak değiştirelim mi? Add-on mu yapalım? Tenofovir'den entekavire veya entekavirden tenofovire. Hocam bu hastalarda pardon devam ediyor musunuz? Devam ederim. Buyurun. Bu hastalarda ben hemen add-on'a geçiyorum. Ama hani çok da aceleci olmuyorum. Yani 1,5-2 yıl kadar beklediğim oluyor. Hani düşme trendini gördüklerinde çok paniklemiyorum. Edon, tenofovir disoproksil fumarat alıyorsa entekavir. Entekavir alıyorsa tenofovir disoproksil fumarat. Mutlaka öncelikle edon yapıyorum. Edonla gidişatını görüyorum. Edona cevap verdiyse edonla devam. VHB ve DNA baskılandıysa o zaman tek ajana geçmeyi, o da hani ikinci başladığım ajanla tek başına devam etmeyi bir deniyorum. Olmadı add-on'la devam ediyorum. Ama günümüzde TAF hakikaten böyle hastalarda da tecrübem, hani vaka sayımız tabii daha henüz o kadar çok olmadı ama TAF bu ikili add-on yapılanlara TAF'a geçtiğimizde de TAF'la viral baskılanmanın devamını gösteriyor. Bunlarda tercihen TAF kullanıyorum. Zaten günümüzde artık primer, birinci basamak tedavide de çoğunlukla TAF'la başlıyoruz. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadım. Sizin Habib, entekavir 1 miligram. Eskiden namludin olgularda 1 miligram önerisi vardı. Evet hocam. Genelde ne yapalım? 0,5 ile devam edelim. Yoksa bir eklemeyi 1 miligramdan mı yapalım? Biz 1 miligram, yani şimdi bu bizim bir tane vakamız ama dediğim gibi 3 tane vaka var. Bir tanesi çocuk, daha onun süreci devam ediyor. Diğeri annesi, çocuğun annesi. Dolayısıyla o hanımefendide de biz kombinasyonla cevap aldık ve hala devam ediyor. Ve 1 miligram entekavir kullandığımız zaman onda biz 0,5 ile de tam olarak HBV DNA yanıt alamadık. Entekavir 1 miligrama çıktığımız zaman HBV DNA'sı negatif oldu hocam. Peki. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim hocam. Farklı bir yere doğru götürdün bizi. Değil mi Orhan Hoca? Eskiden evet. Lamoidin o dönemlerde falan en büyük problemimizdi. Yani direnç testi göndermediğimiz hasta yok gibi neredeyse. Belli bir dönem sonra. İşte adepovir geldi. Bir müddet sonra onlara direnç gelişti. Entekavir geldi. Sevindik. Deneyimli mi yok, dirençli mi diye tartışmalar oldu gitti. Neyse tenofovir gelince en azından bu direnci unutmuştuk. Tekrar bize hatırlattı abi. Hocam, bu konuyla ilgili ben şöyle beklemede bulunabilir miyim Habib Hoca'nın vakasıyla kısaca? Genel olarak aslında bu tür yanıtsız gibi olan hastalarda çok nadiren belki böyle vakalar görülüyor ama en sık şey, yine unutmayalım diye aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Hastaların tedaviye uyumu hakikaten çok çok ciddi anlamda sorgulanması ve tekrar tekrar konuşulması gereken bir konu. Benim en şu ana kadar karşılaştığım sorun buydu. Hiç mutasyon biz de gönderdiklerimize denk gelmedik. Bir diğeri belki ilaç etkileşimler açısından yine detaylı sorgulanmak lazım.
Ama Orhan Hoca'nın dediği aslında bir metabolik yanıtsızlık mı var? İşte metabolik direnç midir bu tabir bilmiyorum. Hakikaten o da bir şey olabilir bazen hakikaten hastalara. Peki. Özgür, evet. Söz almışken, bakayım. Şu vatanı da son bitirelim. Tamam hocam. Süreyi de doldurmak üzereyken. Evet. Ben de bir vakadan bahsedeceğim. Bu olgumuz 45 yaşında ev hanımı bir kadın hastamız. Ek hastalığı yok, kullandığı bir ilacı yok. Uzun süredir devam eden sırt eklem ağrıları şikayeti oluyormuş. Bu yönden de fizik tedavi polikliniklerinde takipli bir hasta. Başvurduğu klinikte yapılan değerlendirmelerinde hastanın bizim açımızdan önemli olan kısmı HBsAg pozitifliği saptanıyor. Antibiyotik de pozitif hastanın. O fizik tedavi polikliniğindeki değerleri bunlar. Daha sonra hastanın orada kendi değerlendirmesi hastaya pozitifliğindeki enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendiriliyor hasta. Ultrasonda ciddi bir patoloji yok ama oradaki enfeksiyon hastalıkları uzmanımız karaciğer biyopsisi yapmayı uygun görmüş hasta açısından. Biyopsisinde de beklendiği üzere aktivitesi 3 evresi 0 olarak gelmiş ve sonrası da ek bir öneride bulunmuyorlar bu açıdan hastaya. Bir ay kadar bu tedavilerini kullanmış ama herhangi bir rahatlama olmayınca hasta bu defa romatoloji polikliniğine gidiyor. Orada tekrar değerlendiriliyor hasta. Bu defa daha etkili bir tedavi verme kanaati oluşuyor hekimlerde. Ve bu defa TNF blokü olarak infliximab başlamayı uygun görüyorlar. Ve bizim polikliniğimize yönlendiriliyor daha sonradan hasta. Biliyorsunuz bu biyolojik ajan çeşitliliği giderek de artmakta. Klasik dımartlardan sonra ki metotrexat onlardan biriydi malumuz ve hidroksiklorokin de enfeksiyoncular olarak bayağı bir öğrenmek zorunda kaldık son COVID'den dolayı. Ve bunlar içerisinde yine interleukin 6 blokörü de bu yeni biyolojik ajanlar içerisinde ve en sonunda JAK inhibitörleri var malumunuz. Bu TNF blokörleri genel olarak nedir dersek alfa ve beta olarak bildiğimiz klasik iki tane var. Alfası genellikle makrofaj kaynaklı olan, birisi transmembranda bulunan, biri de çözünür formda olan. Bildiğim üzere TNF-alfanın en önemli bizim bildiğimiz konusu immün sistem üzerine olan etkisi. Özellikle hücre içi enfeksiyon etkenlerine karşı vücut savunmasında ciddi görevler almakta. Ama onun dışında çözünür formda olan bu TNF-alfanın da otoimmün hastalıklar açısından bazı demeyeyim de rol aldığı yerler var açıkçası. İşte burada en çok romatolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklar bunlar içerisinde geliyor. Bu yüzden de bunun hakikaten fonksiyonunun net ve düzgün olarak yapması işin hem immün savunma anlamında ya da otoimmün hastalıklara gitme anlamında farklı şekillerde bir süreçe evrilmesine neden olabiliyor. TNF-alfa. Kısaca bakarsak TNF süper ailesi olarak değerlendirdiğimizde bunların özellikle interleukin 1 ve 6 gibi proinflamatuar sitokinlerin indüksiyonunda görevler, lokosit migrasyonunda, adezyon moleküllerinin salınımında, nötrofil aktivasyonunda ve akut faz reaktanlarının indüksiyonunda görev alıyorlar. Peki biz bu TNF'leri inhibe edersek ne olabilir? Başta tüberküloz gibi granulomatoz enfeksiyonlar için, hücre içi patojenler için, viral enfeksiyonlar ki hepatit B virüs başta olmak üzere ve bazı özellikle nötropenik tablolarda da invazif fungal enfeksiyonlar açısından risk oluşturduğunu tabii aklımızda tutmamız gerekiyor. Hasta bize geldiğindeki değerlendirmesinde hafif bir ALT yüksekliği vardı daha önceki değerlerinden. Bir de fosfor değeri sınırı bir miktar altında olarak çıkmıştı. Tabii bununla ilgili özellikle Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin rehberi biliyorsunuz immünsüpresif ilaç kullanma ve bundan hepatit B reaktivasyon açısından en temel aldığımız rehberdi aslında. Burada Güle Hocam da söyledi. Özellikle bu TNF blokörleri orta risk sınıfında gibi görünüyor. Bununla ilgili de mutlaka veriler giderek artacaktır. Örneğin metotrexat çok iyi veriler yok metotrexatla ilgili ama yıllar öncesinde bizim HBsAg pozitifken metotrexat kullanıp hepatit B alevlenmesiyle gelip karaciğer yetmezliğinden hızlıca kaybettiğimiz bir hastamız vardı.
O yüzden de metotreksat gördüğüm zaman genelde bir irkilme olur bende de açıkçası. Çok da masum gelemiyor nedense bana. Bu kötü tecrübeden dolayı büyük olasılıkla. Tabii bununla ilgili ulusal bir rehberimiz de var biliyorsunuz. Bu rehberimizde de tüm ilaç grupları biraz daha detaylandırılarak yer almakla birlikte yine TNF inhibitörleri orta risk grubunda. Az önceki konuşmalarda da en çok geçti. Bu steroidlerle ilgili bir sıkıntı var aslında. Yani bu steroidlerin ne kadar ne süre kullanılması ile ilgili. Bizim rehberimizde de özellikle 20 mg ve üzerinde 4 haftadan uzun süre prednizolon ve eş değerinde ilaç kullanılması durumunda aslında immünsüpresif bir gruba gidiyor ve reaktivasyon için risk oluşturuyor. Ancak temel sorun işte bu hastalarda bu ilaç eğer raporlu olarak kullanılıyorsa çok problem yok ama raporsuzsa orada problem çıkıyor. Bizim de şu anda serviste takip edip yüksek doz steroid vermek durumunda kaldığımız hastalar 10-15 güne kadar belki bazen daha da uzun yatanlar olur yoğun bakımlarda. Ama bunlara bir rapor çıkmadığı zaman profilaksi başlanmaz konusunda sıkıntı var. Çünkü sağlık uygulama tebliği immünsüpresif ilacın raporlu olmasını istiyor. Yine bu ulusal rehberimizde bizim hastamız açısından bakarsak HBsAg'si pozitif bir hasta, HB ve DNA titreleri düşük 2000'in altında, TNF inhibitörleri de orta risk grubunda oldu. Hastalara rehberimize diyor ki ya entecavir ya da tenofovir bazlı bir tedavi başlayın ve immünsüpresyon devam ettiği sürece ya da bu kesildikten sonra en az 12 ay daha bu tedaviye devam edin diyor. Biz de bunun üzerine hastaya tenofovir bazlı bir ilaç başlamak istedik profilaksi anlamında. Ancak hastanın ilk tetiklerinde fosfor değeri düşük olduğu için hastaya ek olarak D vitaminini, paratormonunu ve bir de DEXA çektirekten değerlendirmek istedik. DEXA'sında hastanın T skoru -1, Z skoru -2 idi. Osteoporoz seviyesinde değildi ama özellikle Z skorunun 2 ve altında olduğu durumlarda osteomalazi anlamında dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü osteomalazi henüz osteoporozdan önceki evre ve bunun en iyi göstergelerinden biri de serum fosfor değeri. Kemik kalsiyum yoğunluğunda azalmayı ilk aşamada gösterebilen tetiklerden bir tanesi. Bunun üzerine biz hastaya tenofovir alafenamid tedavisi başladık. Tedavinin 3. ayında hastamızda herhangi bir yan etki gelişmemişti. DNA'mız zaten düşüktü. ALT seviyemiz iyi. Fosfor da henüz yükselmemişti hastada. Genel olarak bakarsak immünsüpresif tedavi öncesi hastalarımızın iyi bir özgeçmiş ve hikayesini almak ve sonra da detaylı bazı tetkiklerini yaptırmak gerekiyor ki özellikle bu TNF blokörleri için tüberküloz açısından ciddi bir değerlendirme yapmak, daha sonra da viral hepatitler açısından hastanın tetkiklerini isteyerek hastamızı ona göre gerekiyorsa profilaksisini başlamamız gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı vaka açısından. Evet, teşekkür ediyorum. Özgür, teşekkür ederiz. Şimdi, evet, bu iki olgumuz bu reaktivasyonlarla ilgiliydi. Bir COVID nedeniyle görüştük. Bir arkadaşımızın bir sorusu var. Öykü sormuş. COVID'li hasta takiplerinde ilaçtan bağımsız. COVID'in kendisi hepatit B virüsü reaktivasyonuna yol açabilir mi diye bir soru hiç karşılaştık mı bilmiyorum kliniklerimizde. Yani herhalde çok yeni bir konu olduğu için bir veri olduğuna dair bir bilgim yok ama teorik olarak düşünürsek olmaması lazım. Çünkü sonuçta bir viral enfeksiyon geçiriyor. Ciddi bir immünsüpresyon uzun sürmediği için herhalde olmamalı diye düşünüyorum. Böyle bir hasta görmedik hocam. 5000 hastayı geçmiştir herhalde. Öyle bir reaktivasyon görmedik. Asetalet'in yükselmesi orada bir detaylı inceleme dedi bakteri reaktivasyonu. Evet. Değerlendirdiğimiz bir hasta olmadı gibi değil mi? Bile sizde de yok herhalde. Yok, yok hocam bizde de yok. Evet. Peki. Özellikle tosilizumabla ilgili hocam bazı kullandığımız hastalarımız oldu. Erken aşamada uygun hastada kullanımında fayda da gördüğümüz oldu hakikaten. O konuda ciddi tartışmalar da var tabii ki. Böyle bir hasta olduğunda hani hepatit anlamında kendi adımıza yapmaya çalıştığımız bu ilaçları uzun süreli ve yüksek dozlar vermediğimiz için interleukin 6 blokörü anlamında hepatit B alevlenmesinin çok yüksek olması de anlattığı kadarıyla
yok, yüksek riskli değil ama yine de biz bu hastalar eğer ki takipsizse bir de hasta mutlaka taburculuktan bir ay sonrasında ve üçüncü ayda polikliniğe gelerek yeniden bir değerlendirme yapılmasını öneriyoruz mutlaka hastalara. Peki Orhan Hocam söz sizde, yavaş yavaş toparlayın. Evet. Özgür, teşekkürler. Güzel bir vakaydı. Şimdi artık günümüzde hepatit B hastalarını yani bundan 10 yıl, 15 yıl öncekine göre çok çok az görüyoruz. Yani hepatit C'yi nasıl kuruttuysak, yani hepatit B de neredeyse kuruyor. İnşallah tamamen kurur. Güzel bir şey ama hakikaten görmez. Şimdi en fazla uğraş verdiğimiz hepatit B'li hastalar, hepatit B grubu, işte bu immün süpresif kullanacak olan hastalar. İşte R'lı bir hasta, infliximab başlanacak, HBS pozitif, hemen profilaktik tedavi endikasyonu olan bir hasta. Biyopsi yapar mıydım? Zaten sen yapmamışsın, başka biri yapmış. Biyopsi kesinlikle yapmazdım. Biyopsinin hiçbir endikasyonu yok. Hani bir gastroenterolog, bir hepatolog olarak da Fehmi Hocam ve sizler de herhalde aynı düşüncedesiniz. Devin'le konuştuk. Yani artık kronik B hepatiti tedavi başlarken ya da tedavi başlangıç endikasyonu biyopsiye dayanmamalı. Biyopsinin difüz hastalıklarda yeri yok. Çünkü kriterlerimizi virolojisi, laboratuvar değerleri, ultrasonografisi belirliyor. Yani karaciğer biyopsisi düşük, ha buna vermeyeyim demiyoruz ya da yüksek, yüksekse zaten bunun başka bulguları oluyor. Yani onlara dayanarak tedavi veriyoruz. Bu nedenle gereksiz biyopsiden kaçınmak, gerekli antiviral profilaktik ajanda gerektiği zaman hemen vermek lazım. Bu, herhalde delta negatifti değil mi Özgür? Onu kaçırdım. Oraya ben eklememiştim hocam. Hastanın deltası da C'si de HIV de negatifti. Zaten pozitif olsa üzerinde dururdu. Hani deltayı da şunun için hatırlatmak istiyorum. Yani buradaki herkes mutlaka biliyor tabii. Her HBS pozitif hastada mutlaka deltaya bakmak lazım. Bu hastanın bir özelliği hani ALT biraz yüksek ama HBV DNA düşük. Dolayısıyla işte o zaman bir HBV replikasyonunu baskılayan delta var mı diye mutlaka hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. Zaten baktın, negatif buldun. Bunun işte ALT yüksekliği de muhtemelen sitatozuna bağlı gibi. Teşekkür ederim. Güzel vakaydı. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İlave bir iki soru var. Kronik böbrek yetersizliği hastada direnç durumunda tedavi hakkında görüşleriniz. Burada herhalde direnç durumuna göre, yani bilmiyorum, teneforoloji zaten böyle bir hatta böyle bir sorun olmayacak. Ona göre herhalde bir entekavir, lamivudin kullanımı hastalığı varsa, onun dışında entekavirde de aslında naif hastalarımızda çok Allah'tan karşılaşmadığımız bir problem direnç. Bu soru vardı hocam. Bu herhalde tedaviye direnç olarak ya da hocam sizin söylediğiniz gibi metabolik direnç gibi bir şeyden bahsetmiş herhalde. Tam direnç değil de o dediğim gibi yani bir yalnızlık durumda yine böbrek dozuna göre iki ilaç da herhalde hesaplayıp add-on yapacaksak vermek gerekir. Hem hocam Yen Hanım da bir soru sormuş. DNA 2000 üzerindeyse biyopsi yapma anlamında. Tabii ki hasta immün süpresif tedavi kullanacak olsa bile DNA'sı 2000'in üzerindeyse öncesinde biyopsi yapmakta fayda var. Çünkü ola ki immün süpresif tedavi kesilirse İlacı veremediğimiz zaman sonra alevlenme açısından da risk almış oluyoruz hasta anlamında. O yüzden tabii DNA değeri mutlaka öncesinde bakmak lazım. Evet, seçilerim de benzer bir şeydi. Evet, yani o zaman kronik hepatit gibi düşündüğümüz olgularda mutlaka ileriye doğru tedaviye devam edebileceğimiz için bir biyopsi elimizde olması lazım. Umarım bu biyopsi şartları ortadan kaldırılır en azından şu pandemi dönemi deyip oradan sonra da daha belli bir kriterlere göre tedavilerimizi başlarız. Toplantımızı bir sonlandırmak istiyorum ben. Bugünkü vaka tartışmalarımızda Esra özellikle bir komorbid bir güzel bir hastayı anlattı ama uzamış tedavilerde de verdiği son iki slayt çok önemliydi. O slaytlarda özellikle hastaların diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi hipertansiyon gibi komorbidlerin de ilave olacağı ve bunun da tedavi süresi uzadıkça, yaş arttıkça bunlarla da karşılaşacağım. Bu konuda da
dikkatli olması gereği konusunuzu. Güle Hanım özellikle çok güncel bir olayı gündeme getirdi. Habibi Makas gerçekten ilginçti. Böyle bir adını koyamadığımız Orhan Hoca'nın bu metabolik direnç ve adını koyamamız buna bağlı. Her merkezin vardır bir iki olgusu. Onu gündeme taşıdı. Özgür de işte anti-TNF blokerlerin biraz daha genişiz diye bu reaktivasyonlar hakkında birazcık ufkumuzu açtılar. Ben bu toplantıyı destekleyen Fliyat İlaç Sanayi'ne çok teşekkür ederim. Ve Perşembe günü 9. oturumumuzda Ankara Hacettepe Gastroenterolojiden Profesör Doktor Halis Şimşek'le bu sefer poliklinikler bağlanacak. Bu kadar büyük geniş vakalar tartışmayacağız. Anlık kısa kısa vakalar sunulup onun üzerinde bir tartışma yapacağız. Olgularınızı VHS'de mail @gmail.com'a gönderebilirsiniz. Biz o vakaları ama toplantı sırasında da direkt bağlanıp yazarak sorularınızı, vakalarınızı tartışabiliriz. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Çok değerli olgularınızı sundunuz. Katılımcılarımıza epey bir katılımcımız var bugün. Ve son sözü misafirimiz Orhan hocamıza bırakıyorum. Hocam eksik olmayın. Ben öncelikle nazik davetiniz ve böyle hoş bir ortamda bulunma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çok keyif aldım. Olgular çok güzeldi. Bu vesileyle sizleri de gördüm. Özgür'ü uzun zamandır görmemiştim. En son bir yurt dışı kongrede birlikte muhabbet etmiştik. Evet. Diğer arkadaşlarımı da tanıma mutluluğuna ulaştım. Hocam sizin de zaten COVID'in başında Endonezya'da birlikteydik. Allah'tan COVID olmadan geldik. Umarım COVID olmadan da bu günleri atlatırız. Hepinize sağlık dolu günler temenni ediyorum. İnfeksiyoncular olarak bu dönem hakikaten çok ön plandasınız ve çok yoruluyorsunuz. Hepinize başarılar ve sağlıklar temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz hocam. Hoşça kalın.